Şimdi havalimanında Hamit Altıntop'la Erden Timur'un bir fotoğrafını koymuş Fenerbahçe medyası. Bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Ya bak, o kadar garip şeyler oluyor ki Gökhan Türk futbolunda. Bak, o Ver, ver kadar abi garip şeyler. fotoğrafı. Fotoğraf varsa at gruba. Atayım hemen. At gruba verelim abi. At gruba. Aa, kılıçlar çekilmiş abi, haberimiz olsun ya. Kılıçlar çekilmiş. Fenerbahçe medyası diye bir şey var abi. Biz ne rezillersiniz ya. Fenerbahçe medyası diye bir şey var abi Türkiye'de ya. Ya Fenerbahçe medyası ne demek abi, Fenerbahçe medyası? Lan medya medyadır abi. Medyanın bir Fenerbahçe tarafı mı olur? Galatasaray tarafı mı olur kardeşim ya? Fenerbahçe iyiyken Fenerbahçe iyi diyeceksin. Fenerbahçe kötüyken Fenerbahçe kötü diyeceksin. Aldığın haber varsa vereceksin. Kulübün çıkarlarını gözetmeksizin aldığın haberi, bir haber gazeteciysen, al haberciysen aldığın haberi pat diye vereceksin. Kimsenin de köpeği olmayacaksın. Kimsenin de satılmış kalemi olmayacaksın. Kimseye de kendini parayla, dükkanla, arabayla, tatille, şununla bununla satmayacaksın abi kimseye kendini. Bu kadar basit ya. Bu kadar temiz. Alnın temiz olacak abi. Ne para alacaksın, ne parayla, ne de çıkar için kullanacaksın kalemini, bilgini, ağzını. Bu kadar basit ya. Çok zor bir şeyden bahsetmiyoruz ki. Ne demek Fenerbahçe medyası? Algı yapmaya Ne başlamışlar yapıyorlar? falan. Ne yapıyorlar biliyor musun? Bütün hikaye şimdi Erden Timur konuştu ve işler tam planladıklarının dışına çıktı ya. İlk 10 hafta Galatasaray, hep anlattım abi. Galatasaray'ı böyle yapıyor. Trafik polisi böyle yapıyordu bak. Düt diyordu, dur diyordu Galatasaray'a. Fenerbahçe o 160-170 yapıştırmış gidiyordu. Ne zaman ki Galatasaray bu oyunu bozdu. Bir kurgu vardı. Kurguyu bozdu Galatasaray kulübü. Çıktı. Önce Erden Timur, sonra Dursun Özbek konuştu. Sonra federasyona gittiler. Bir mücadele verdiler. Bu kurguyu bozdu. Galatasaray kendisi için aday diye. Bak şu fotoğraf havalimanı fotoğrafı değil mi? F1, F19 filan. Yani şimdi benim bildiğim kadarıyla çok net bilmiyorum. %100 emin değilim. Ama Galatasaray Erden Timur bugün Türkiye Futbol Federasyonu heyeti Belçika'ya bir altyapı organizasyonları için toplantılar yapılıyor ya. Belçika'ya bir organizasyon için gittiler. Yani bu gece gittiler diye biliyorum ben. Belki bu gecenin fotoğrafıdır. Belki dün gitmişlerdir. Bendeki bilgi bugün gittikleri yönünde. Ya şimdi havalimanında oturmuşsun. Şu fotoğraf üzerinden algı yaratmaya çalışıyorlar. Yok abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye'de şimdi yani şimdi biz Türkiye'de zorlu sezonunu yaşadık ya. Zorlu AVM Ve mi orası, ne oluyor? Zorlu rezidansta. bunu paylaşan Zorlu hesap kim biliyor musun? kim? Lake of Tears diye bir hesap. Ali Bey'in troll hesabı işte. Ali Koç'un troll hesaplarından birisi. Fenerbahçe'nin troll hesaplarından biri. Yani tamamen algıyı hani Hamit Altıntop'la Erden Timur, doğru, Hamit Altıntop zaten Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki MHK atamalarını yapan, MHK'ye talimat veren, her şeyi Türkiye Futbol Federasyonu'nda yöneten adam. Demiş ki Galatasaray yöneticisi Erden Timur ve TFF yöneticisi Hamit Altıntop sizce ne konuşuyor? Bu akşam yapılan toplantıda ana gündem ligin nasıl bitirileceği mi? Ya bu toplantı falan değil, havaalanı burası. Havaalanı değil mi Şimdi abi? Yanlış mı halka görüyorum? açık, onu söyleyecektim, söyleyemedim. Halka açık bir yerde, üstelik havalimanı kadar açık bir yerde. Bakın, Erden Timur hesabını Ali Koç gibi yapmıyor. Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve MHK Başkanı'yla Zorlu'da bir rezidans gibi ya da ofiste kimsenin görmediği, arabalarla otoparka inildiği, asansörle çıkıldığı ve kartlarla, düğmelerle, bilmem nelerle giriş yapılan bir ofiste toplandı. Arkadaşlar, ben o zaman demiştim ki madem bu halka açık, o zaman onu savunuyorlardı. Halka açık bir yerde falan filan, yalan söylüyorlardı. Halka açık bir yerde yapılmadı o toplantı. Ofis katında yapıldı. Ve o ofis katında yapılan görüşme için halkın halka açık bir yer demişlerdi. Halka açık yer öyle olmaz. Halka açık yer böyle olur. Bu adamlar geri zekalı mı havalimanında? Yok mu bu adamların ofisi, gizli görüşebilecekleri bir yer? Erden Peki. Timur'un Bebeköy'de bir yeri var. Allah'ın kulu, yani polis kolluk kuvveti olmasan sittin sene giremezsin oraya. E çağır oraya, çağırır oraya, orada görüşürsün. Görüşür.
Şimdi bir dakika. İnsanların bu algı savaşlarının içerisinde yem edilmesini istemiyorum. Erden Timur kapalı kapılar ardında Hamit Altıntop'la konuşuyor olsaydı ve bunu bilseydim Allah canımı alsın bunu söylerdim. Bak içeriğini de bilirdim. İçeriğini de bilirdim. Bildiğim kadarıyla söylerdim. Biz yayına girmeden önce değerli izleyiciler Haluk'la biz bu işi konuştuk. Türkiye Futbol Federasyonu'nun yurt dışında bir organizasyonu olduğunu, TFF kulübü yetkilileriyle Erden Timur'un da ki Charleroi nerenin takımı bu arada? Belçika. Tamam. Charleroi'nin da içinde olduğu bir organizasyon olma ihtimali son derece yüksek bu operasyonda bu arada. Abi alt tipi çalışması yürütüyorlar zaten. Bununla ilgili şimdi bir açıklama yapılır artık. Resmi olarak yapılır. Ben yani bugün bugün mü dün mü emin olamadım. Yayın öncesinde de seninle konuştum ya. Bir Belçika'ya gitme durumu Türkiye Futbol Federasyonu ve yöneticilerin yani sadece Erden Timur yok orada. Muhtemelen başka yöneticiler de var. Başka kulüplerin yöneticileri de var. Hani geçenlerde yine hep algıyla yani algı gerçeğin önüne geçiyor ya ülkemizde Gökhan. Meselemiz bu bizim. Yani algı her zaman gerçeğin önüne geçiyor. Yani Galatasaray'ı da ziyaret etmişti ya Türkiye Futbol Federasyonu altyapıyla ilgili sunum yapmıştı filan. O günde Fenerbahçe medyası al işte filan diye Erden Timur'u başkan aldı. Fenerbahçe başkanı söyledi abi bize de geleceklerdi takvim tutmadı diye. Abi bir şeyleri söylerken bir şey atarken atıyorsanız bakın arkadaşlar bizim kimseyle bunlar, hesabımız yok. Onların hepsinin bak onların hepsinin bir hesabı var. Şimdi bu hesapların içerisinde girdiğin zaman mutlaka bir yerde şaşarsın. Ama biz de çelişebiliriz bu arada. Hani sezon başında söylediğimizde, sezon sonunda söylediğimiz arasında ya da bir oyuncunun transferinden önce soruyorsunuz, söylüyoruz abi. Ne diyorsun bu transfere diyor. Bence olmaz diyorum. Bir bakıyoruz herif patlıyor abi. Bence uçar kaçar diyoruz ki biz leblebiden de anlamayız, golcüden de anlamayız yanındaki arkadaşla beraber. Biz leblebi gibi gol atar dediğimiz hiçbir golcü de leblebi gibi gol atamadı abi. Şimdi bu fotoğraf üzerinden sizin yaratmaya çalıştığınız algıdaki hedefiniz Erden Timur. Ama bu Erden arada, Timur'u bu fotoğrafla vurabilmeniz mümkün değil. Bu arada havalimanı olduğu o kadar açık ki Gökhan. Yani bir biraz açılalım fotoğraftan. Biraz hayır, bir tane daha fotoğraf atmışlar abi. Bir tane daha fotoğraf var ya. Bak şimdi bir tane daha fotoğraf. Zaten hayır bunu bana bir de Fenerbahçeliler atıyor. Onu da verelim. Yani bir Fenerbahçeli bana diyor. Bunları konuş filan demiş mesela. Bunların neyini konuşalım abi? Yani bu gerçekten dünyanın en komik adam havaalanı olduğu gayet açık. Ellerinde valizler var filan. Yani seyahat ediyorlar. Seyahat ettikleri yerde yani bak insan utanır ya bunu paylaşmak için. Bunları paylaşmak için çünkü bunlar bir gerçeklik değil. Bak bunları Fenerbahçeli yöneticiler biliyordur bu seyahatin hangi amaçla yapıldığını. Ama fark etmez. Sosyal medyada bir algı yaratma çabaları. Yani, çünkü niye biliyor musun baba? Yakalandılar Gökhan. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırırmış hikayesi bu. Öyle değil mi? O söz tam öyle mi? Doğru. Yavuz Hırsız ev sahibini bastırır. Abi sen Yavuz Hırsız'sın. Ev sahibini bastırmaya çalışıyorsun. Buradaki hikaye bu. Burada dikkat et. Fenerbahçe medyasının günlerdir, haftalardır hedefe koyduğu isim Erden Timur. Neden Erden Timur'u hedefe koyuyorlar? Çünkü ne dedi Erden Timur? İşte fotoğraf bu. Ya arkadaş bu fotoğrafta neredeler bunlar? Hani bu fotoğraf evet ne yapıyorlar bunlar filan diyorlar ya. Evet birlikte seyahat ediyorlar abi. Nereye? Altyapılarla ilgili bir takım çalışmalar var. Oraya seyahat ediyorlar. Belçika muhtemelen. Abi arkadaki yazıyı çözebilsem nece olduğunu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı muhtemelen orada değil mi? Evet galiba. Siyah maskeli olan Mehmet Büyükekşi galiba. Maskeler var ya tam anlaşılmıyor. Erden Timur anlaşılıyor. Biraz da kilo almış. Hamit de anlaşılıyor. Hamit'te maske yok ya ondan anlaşılıyor. Şimdi anlatabiliyor muyum Gökhan'cığım? Türkiye öyle bir ülke haline gelmiş ki artık. Yani Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Lan bunlar mesela Galatasaray'sa bu fotoğraf var ya bu fotoğraf. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaray stadında oynanan bir derbiye gelmesi kadar doğal bir fotoğraf ya. Çünkü Türk futboluyla ilgili bir operasyon yapılmaya, Türk futboluyla ilgili, altyapısıyla ilgili Haluk'taki bilgi o. Altyapısıyla ilgili bir şey yapılıyor. Yani bir Belçika Futbol Federasyonu ile bir araya. Yarın mesela Belçika Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında bir fotoğraf, yan yana gelinmiş bir fotoğraf paylaşılırsa TFF'nin sitesinde o zaman nerenize ne yapacağız biz bu fotoğrafları?
Abi kardeşim, şu anda bütün bakın, Fenerbahçe'den bak. Yine Fenerbahçe'nin Güneş balçıkla tıvanmaz. Bak Güneş balçıkla tıvanmaz. WhatsApp gruplarından Erden Timur sezonu falan diye bir algı çalışması var şu anda. Senin çünkü WhatsApp'la iyi tuttu yalnız. Devam et. Yürü oradan valla. Sormuşlar biliyor musun Fenerbahçeli yöneticiler birbirlerine? Ulan böyle bir Fenerbahçe, böyle bir WhatsApp grubu var mı demişler. Bu herif böyle bir şey söylüyor. Var mı böyle bir WhatsApp grubu? Araştırın demişler. Sormuşlar birbirlerine. Olmaması mümkün mü ya? Bir iletişim grubu var. Ben kimler dahil olmuyor. Hayır, iletişim grubu var tabii. Yöneticiler birbirine. Lan bu stratejiler oradan mı belli oluyor? Lan biz aman abi bizi de dahil edin falan filan bilmem ne diye. Şu fotoğraf üzerinden Erden Timur sezonu demek. Hani biz dedik ki abi. Şimdi bunlar hep şey. Rıdvan Dilmen sezonu. Niye Rıdvan Dilmen sezonu dedik? MHK'ye başkan atadı. Ali Koç sezonu dedik. Zorlu sezonu dedik. Zorlu da kapalı kapılar ardında MHK başkanına talimatlar verdi Ali. Yani şimdi yani kurguyu, bu kurguyu yapanı, bu kurguyu bozarız diyen ve bu kurguyu bozan, masaya yumruk vurarak bozan, ha yanlış anlaşılmasın. Ne yaptı Galatasaray? Galatasaray'ın haklarının yenilmesinin önüne geçti. Ne yaptı? Galatasaray'ı kolluyor mu hakemler? Çok ne fena. Yapıyorlar Galatasaray? Abi Galatasaray Fenerbahçe derbisine gidiyor, 3 atıyor. Başakşehir'e gidiyor, 7 atıyor. İçeride Beşiktaş'la oynuyor, 2-1 kazanıyor. Yani bunların hiçbirinde A diyemiyor kimse hakem. Ya bizi mahvettiler falan diyen yok. Fenerbahçe'yi 3-0 yenmişsin orada. Galatasaray yenmiş değil mi? Fenerbahçe A diyemiyor hakemle ilgili. A diyemiyor hakemle ilgili. Ama ne yapıyor Fenerbahçe? WhatsApp grubundan şöyle bir çalışma var. Erden Timur sezonu. Niye? Hamit Altıntop'la yan yanalarmış. Ya Hamit Altıntop kim abi? Hamit Altıntop neye karar veriyormuş Türkiye Futbol Federasyonu'nda? Türkiye Futbol Federasyonu'nda milli takımın teknik direktörüne karar veriyor. Bir de masaya yani, vuruyor. Babacığım. Arada sırada masaya vuruyor işte. Erden Timur sezonu falan. Çünkü açığı şöyle kapatmaya çalışıyorlar. Ya, Mehmet, bizim Servet Yardımcı'nın bir tane fotoğrafı var. Servet Yardımcı'nın Fenerbahçe Kongresi'nde oy kullandığı fotoğraf var ya, maskeli. Bul onu abi. Bul onu abi, efsane fotoğraf. Bul onu. Bul. Ne konuşuyorsunuz da siz? Ne konuşuyorsunuz? Ne algısından bahsediyorsunuz? Ne algısından bahsediyorsunuz siz? Servet Yardımcı sadece Ali Koç'un, bak sadece Ali Koç'un aday olduğu, tek aday olduğu Fenerbahçe Kongresi'nde. Üstelik acaba Covid olur muyum, olmaz mıyım? İşte pandemi sıkıntıları var mı, yok mu? Mesafeye dikkat edin falan filan. Telaşının yaşandığı bir süreçte ağzında maskeyle gitti. Sayın Başkanım, ben görevimi yerine getiriyorum dedi ve Servet Yardımcı gitti, o sandıkta oy kullandı. Tek adayken. Aynı dönemde de Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekiliydi. Ve aynı zamanda da UEFA'da yönetim kurulu üyesiydi. O zamanlar biz bu fotoğrafı kullandığımızda siz ne olacak canım falan filan bilmem ne diyordunuz. Üstelik bunda da öyle de bir şey yok bu arada yani. Hani kongreye gitmeler, onunla işte oy kullanmalar falan filan yok şu an yani. Ya bu rezillik, şu rezilliğe, bu saçmalığa hiçbir sesiniz çıkmadı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak. Ama kalkmış diyorsunuz ki adam Türkiye futbolu, ya alenen bir seyahate gidiyor herif ya. Alenen bir seyahate gidiyor abi, seyahate. Yani adam oy kullanmaya gitmiyor Servet Yardımcı gibi. O zaman ekrandaki Servet Yardımcı beyefendi Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan vekilliği görevi yapıyordu. Yani başkandan sonra ikinci adamdı. Nihat Özdemir'den sonra. Ya bunları ne çabuk unutuyorsunuz ya? Bunları ne çabuk unutuyorsunuz? Siz bunlara rağmen şampiyon olamadınız kardeşim. Siz bunlara rağmen şampiyon olamadınız. Şimdi neymiş? Seyahatte halka açık bir yerde, havalimanında üstelik, havalimanında. Hani jetle de gitmiyorlar ha bu arada. Kendi özel jetlerinden bir tanesini kiralarlar, giderler tık diye götürürler. Yanlış mı? Yanlış mı? Yapamaz mı? Ya hadi. Yok ya. Ya gerçekten bak, gerçekten bunun üzerinde yani konuşulacak bir şey yok ya. Bu kim abi? Şimdi onu söyleyeceğim, bekle. Ha, bekliyoruz peki. Onu yani vermeyin şimdi. Sofra da çok iyiymiş. Bakayım. Oo abi, bir şey söyleyeyim mi? Havyar var mı Haluk? Kahvaltı orası. Zaten havyarı kahvaltıda yiyor dedik ya eliyle. Verme.
Tamam verdi artık abi. Verme dedik de. Bu Ha. adam kim? Ver abi. Bu adam kim? Bakayım abi. Kim abi bu adam? Hayır, Hamit Altıntop'la mesela havalimanında şey var ya Erdem. Bu arkadaş benim bildiğim kadarıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetici. Ali Koç'un evi galiba burası da. Volkan Can büyük ihtimalle de ismi. Anlatın abi. Neresi burası? Volkan Can'ın ev, şeyin evi mi? Ali Koç'un. Burası Ali Koç'un evi, evet. Ne güzel ya. Ya abi Türkiye'de bak o kadar enteresan işler oluyor ki ya. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Kulüpler Birliği ile birlikte yürüttüğü altyapı çalışmasının bir parçası. Erden Timur işini gücünü bırakıyor. Yani Türk futbolu için, altyapı organizasyonları için. Çünkü Galatasaray'da bir altyapı organizasyonu kuruluyor ya Gökhan şu anda. O altyapı organizasyonunun da bir parçası, yani işin bir parçası olduğu için Türkiye Futbol Federasyonu yöneticileriyle, ki sadece Erden Timur yok, birçok kulübün yöneticisi var muhtemelen orada. Tam listeyi bilmiyorum. Oraya gidiyor ve oradan çekilen bir fotoğraf Fenerbahçe medyası üzerinden algı yaratmak için şöyle yapıyor. Ekrandaki beyefendi Volkan Can, ikinci ve üçüncü lig kulüpleri sorumlusu, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesi. İkinci ve üçüncü lig kulüpleri sorumlusu olarak Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev yapıyor. Volkan Can'ı belli ki Ali Koç istemiş, vermiş listeye. Hayır, bir dakika abi. Şimdi gel bir önceki fotoğrafa. Fenerbahçe'nin medyanın ortalığı yıktığı fotoğraf var ya. Erden Timur'la Hamit Altıntop fotoğrafını. Çok özür diliyorum. İki fotoğraf kıyaslayacağım müsaade edersen. Bugün biraz madem öyle biz de algıyı Algıyla değil, algıyı bilgiyle. deşifre ederek. Ha, algıyı bilgiyle. Ver abi. Kurban olayım ver artık Mehmet ya. Ver şu ilk fotoğrafı abi. Burası havaalanı. Gizli çekilmiş iki fotoğraf. Erden Timur masanın bir ucunda, Hamit Altıntop diğer ucunda. Burası bir havaalanı. Havaalanındaki diğer fotoğrafı da ver. Mehmet Büyükekşi'nin de olduğu, valizlerin olduğu, Mehmet ayakta olduğu. Büyükekşi emin miyiz onda? Ben çok Mehmet değilim de Büyükekşi de yani. seyahatte mi muhtemelen abi? O Ya mutlayın seyahatte değil. evet de hani o fotoğraftaki o mu bilmiyorum ama. Olmayabilir de yani yine Hamit Verelim Altıntop'la yani. verin abi. Erden Timur sezonu dedikleri fotoğraf var ya. Abi şimdi gizli Gidilen çekilmiş yer, diyorsun da. abicim gidilen yer Belçika. Altyapı organizasyonları, Kulüpler Birliği'nin Türkiye Futbol Federasyonu birlikte yürüttüğü organizasyonun seyahati. Herkes tarafından bilinen bir seyahat. Ben sana yayın öncesinde söyledim. Hatta yani fotoğrafı görür görmez de söyledim. Tamam doğru mu? Halka açık yer değil mi burası? Türkiye Futbol Herhalde. Federasyonu yöneticisi Hamit Altıntop'la Erden Timur yan yana. Bu fotoğraftan Erden Timur sezonu diyor değil mi Fenerbahçe? Trolleri, medyası, gazetecileri. Şimdi ben eğer bu fotoğraftan Erden Timur sezonunu çıkartıyorsak ver abi şimdi Volkan Can'la fotoğrafı. Ali Bey'in evinde yapılan kahvaltıda ki bu fotoğraf için ne diyeceğiz abi? Volkan Can, Türkiye Futbol Federasyonu'nun yöneticisi. Ali Koç'un evinde. Ne diyeceğiz şimdi? Ali Koç sezonu mu diyeceğiz? Ya zaten Ali Koç sezonu da yani bu fotoğraf Ali Koç'un evinde çekilmiş. Yani kapalı kapılar ardında yapılan bir görüşme bu. Yani Bu arada bunu nereden bulduk biz ya? bu fotoğraf çıktı ya daha önce. Hmm. Yani hiç biz böyle şeylere tevessül etmediğimiz için bizim Evet, umurumuzda sonra olmaz. bize şimdi yok özel hayatı ifşa bilmem ne Kahvaltı zaptır falan. abi kahvaltı ettikleri bir fotoğraf. Sadece Çocuklu şunu yumurta yemiş. söylüyorum. Buruş. Ben söylediğim şey şu. Hamit Altıntop'la Erden Timur'un havalimanında çekilmiş bir fotoğrafı sebebiyle Erden Timur sezonuysa bu Volkan Bey de Türkiye Futbol Federasyonu yöneticisi değil mi? Evet. Tamam. Ali Bey'in evinde nasıl kahvaltı ediyorlar o zaman bu iki beyefendi? Yani yasaksa bu Hmm. ilişkiler aynı masada oturamıyorlarsa orada baş başa değiller burada baş başalar. Ne diyelim? Şimdi Volkan Can'la oturmuşlar
Ali Koç. Ali Koç ligi sezonu. Mi, ligi mi dizayn ediyorsunuz falan mı diyelim yani. Deyip artık transfere geçebilir miyiz? Ben bunları konuşmaktan sıkıldım. Abi bana bir sesli mesaj geldi. Özür diliyorum. Bir onu dinlemem lazım. Tamam abi. Sen sesli mesajı dinle. Ben de nasılsa zaten beni konuşturmayacaksın. Alo'nun sesini kapat abi. Alo'nun sesini kapatın. Kapattınız galiba. Evet, kapandı. Hatta alo alın abi. Çok güzel abi. Siz de baş başa kalayım abi. Ne güzel. 5300 kişisiniz. Değerli arkadaşlar, bir fotoğraf üzerinden herhangi bir şekilde algı yapmanın manasının olmadığını bugün net bir şekilde bir kez daha gördük. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'la Erden Timur'un seyahatte çekilmiş, özellikle havalimanında çekilmiş olan fotoğrafı üzerinden yapılan algının çok da saçma olduğunu anlamış olduk. Bir kez daha ortaya çıktı. Ben tabii çok da fazla Haluk dönünce biz zaten 55 dakika olmuş Galatasaray'ın transfer politikalarını, Galatasaray'da strateji değişti. Galatasaray'da bazı transferlerle ilgili de değişiklikler söz konusu, pozisyonlar söz konusu, sayılar söz konusu, isimler değişti gibi bir şey var. Onların bütün detaylarını Haluk döndüğü zaman, Haluk da haber çünkü. Ben çok da bugün için hakim değilim o konuya ama Beşiktaş taraftarına bir cümle bir şey söyleyeyim. Ondan sonra tekrar Galatasaray'a devam ederiz. Abubakar konusu var. Beşiktaş'ta bugün niye olmadı, ne oldu, ne bitti falan filan derken bugün Beşiktaşlı yöneticilerle bir araya birkaç o telefon konuşmasından sonra aldığım bilgiyi söylüyorum. Abubakar transferinde herhangi bir sıkıntı yok. Beşiktaş kulübü Abubakar'ın gelmesini bekliyor. Kulübüyle bugün yarın yapacağı sözleşmeleri tamamlayacak ve ardından da iş çözülecek. Belçika, Hollanda seyahat iki ülkeyi kapsıyormuş. Kulüpler Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu organizasyonu ve bu organizasyonda Fenerbahçe'yi temsilen yöneticiler de oradaymış. Yani bu oluşturulmaya çalışılan algının önüne geçilmesi lazım. Yani çünkü niye biliyor musun Gökhan? Buradaki hikaye şu. Burada mesele ne Erden Timur ne Türkiye Futbolu. Arkadaş bir dakika. Sen şimdi yorumunu yapmadan önce cümleyi bir kez daha tekrar et. Anlayabilecek herkesin anlayacağı cinsten tekrar et. Bugün, az önce söylediğin cümlenin içerisinde Kulüpler Birliği de var çünkü. Evet. Söylüyorum. Organizasyon Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği'nin birlikte yürüttüğü Belçika ve Hollanda'yı kapsayan altyapı çalışmalarını içeren bir seyahat bu. Bugün akşam saatlerinde gerçekleşiyor bu seyahat. Galatasaray'ı temsilen Erden Timur orada. Türkiye Futbol Federasyonu'nu temsilen birçok yönetici var. Kulüpler Birliği'nden yöneticiler var. Birçok kulübün temsilcisi var. Ayrıca Fenerbahçe'yi temsilen yöneticiler de var bu seyahatte. Yani Erden Timur ve Hamit Altıntop'un aynı uçakta gidiyorlar ya, o uçakta Fenerbahçeli yöneticiler de var. Ama Erden Timur sezonu. Yersen. Bir şey söyleyeceğim. Bir deli bir kuyuya taş atmış ve 40 tane akıllı da bunu çıkartmaya çalışıyoruz. Bu deli kim? Yani ilk nereden çıktı bu fotoğraf? İlk kimden çıktı o önemli. Abi onu bulup onu değerlendirmek lazım. Abi onu mesela bir şekilde yani kapattırmak lazım falan yani. Manyak mısın? Abi buradaki hikaye. Deli, komedya. Deli, komedya. Deli çok. Burada Erden Timur'un meşhur flaş bir lafı var ya Gökhan. Ne demişti? Bu kurguyu biliyoruz. Bu kurguyu yapanı da biliyoruz. Bu kurguyu bozarız. Yapanın da başına yıkarız dedi ya, kritik cümle. O günden sonra Türkiye'de hakemler, MHK, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe, başka takımlar istediği gibi at koşturamadı ya. Bunun sorumlusu olarak Erden Timur'u görüyor Ali Bey. Bunun sorumlusu olarak Erden Timur'u gördüğü için de her fırsatta medyasına Fenerbahçe, hani diyor ya bana bize öyle soru bilmem ne öyle soru falan diyor ya mesela. Doğru, orada bir WhatsApp grubu var. WhatsApp grubundan Fenerbahçe'de kim o iletişimcisi Paradigma diyen. Can Gebetaş ama yönetim kurulu üyesi oldu artık. Ya Can Gebetaş WhatsApp grubundan yazıyor. Pişt, bak böyle bir şey yapıyor. Erden Timur sezonu diyoruz falan diyor. Tap enter. Hop hop hop. Bütün sosyal medya aynı şeyi yazıyor. Ve uzun zamandır Erden Timur'u itibarsızlaştırmak için mücadele veriyor. Başkanı da, yöneticileri de, medyası da, sosyal medyası da, troll ordusu da. Yani bugün geldikleri nokta, bu çaresizliğin geldiği noktadır bu. Hamit Altıntop'la fotoğrafını paylaşıp
Nereden geliyor bu samimiyet? Ne oluyor? Erden Timur sezonu mu bu filan deyip aynı uçakta Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve Fenerbahçe'nin de yöneticisinin olduğu, Fenerbahçe'yi temsilen isimlerin de olduğu seyahatte Erden Timur sezonu algısı yapmaya çalışıyorlar. Bak, buna insan ağzıyla gülmez. Gökhan'cığım. Çok ayıp. Bu ayıp. Onu söyleyeyim ya. Abicim, hiçbir şey gizli kalmaz. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlar. Olur biter abi bu iş. Ya herkes de bizi bekliyormuş bu fotoğrafın için altyapısında ne olduğunu dinlemek için. Öyle şey mi? Haberleştirmek için. Şu anda eğer sizin de bir WhatsApp grubunuz yoksa. Bana bir WhatsApp gelmedi, açık söyleyeyim. Hayır, ben emin olmak için sordum. Yani o gelen sesli mesaj oydu. Detayı öğrenmek için sordum. Yani nedir, ne değildir, Galatasaray'ı temsilen gitti mi, Erdem Bey mi gitti, ne oluyor, ne bitiyor diye sordum. Abi herkes habere şu anda giriyor. Herkes. Abi çünkü niye biliyor musun? İşte tam da Fenerbahçe Gaziantep'te ite kaka zor bela kazandı. Oynadıkları futbol değil. Galatasaray 8'de 8 yapmış. Önüne gelene 3 atıyor, 5 atıyor filan. Öyle olunca bu işe bir formül üretmek gerekti. Çünkü Fenerbahçe'ye nasıl başladık? Sen dedin ya, Jesus filan, bu Arda Güler'i oynatmıyorsun filan. Herkes şu anda Jesus'u, Arda niye yok? Fenerbahçe niye kötü oynuyor filan konuşunca iletişim grubu devreye girdi abi. WhatsApp'tan tak tak tak. Erden Timur sezonu. Bu fotoğrafı dolaşıma sokuyor. Ben size, ben iki tane bugün kulüpte iletişim işi yaptım. Gelin bana, ben çözerim iletişiminizi. Böyle olmaz. İfşa olursunuz. Laps diye yakalanırsınız radara. Böyle olmaz. Herkese aynı tweet atılmaz. Herkese aynı tweet attırılmaz. Ortaya çıkarsınız kardeşim. Bak çıkıyor zaten. Bak sosyal medyada algoritma var. Gerçek algoritma orada. Kimden, nereden, neyi kopyalayıp aldığını sistem her bir şekilde görüyor. Dolayısıyla yapmayın abi. Herkese bir ayrı bir strateji uygulayın. Bu kadar basit olmaz, bu kadar amatör yapılmaz bu iş. İşte o yüzden kötü yönetiyorsunuz diyorum Fenerbahçe'yi kardeşim. Kötü yönetiyorsunuz, amatörce yönetiyorsunuz Fenerbahçe'yi. Sizin bildiğiniz göreve getirdiğiniz profesyoneller kendi içlerinde görev yaptıkları departmanlarda sorgulanıyorlar, soruşturuyorlar ya. Bir komik hale geliyorsunuz. Ya herhangi bir şekilde bu, yani atadığınız adamı, departmanın başına atadığınız adamı diyorlar ki ya atıyorum mesela sen bu işten anlar mısın? Daha önce böyle böyle bir şey yaptın mı? Yok ama ben çok güzel okurum diyor mesela. Vay anasını be. Bu haberin çıktığı yer 12 numara admini Mehmet Alakuş vardı ya. Yok abi. Ha. Onun sayfasıymış bu Twitter. Ha, geldi mi sana şimdi? Evet. Tamam. 12 numara bitti mi? Kapandı mı 12 numara? Bilmiyorum ki ben. Ne yapıyor bilmiyorum. En son yani babanız gelsin. En son babanız gelsin. Babanız gelsin dedin, bir daha heriflerin belli şey iki yakası bir araya gelmedi. Gelmez abi, gelmez. Çünkü deşifre olur. Abicim bunlar ateş olsalar, hani derler ya cümlün kadar yer yakarsın. Oturdukları yerden sallarlar ama deşifre oldukları zaman da ne olurlar biliyor musun Gökhan? Deşifre olunca da şey gibiler böyle, ne derler böyle, kafayı çıkartamazlar. Gökhan, kafayı çıkartamazlar. Bunlar ya, yani şimdi çok da ciddi adam yerine koyuyormuşum gibi davranmak istemiyorum yani. Ciddi. Ben ciddi işte burada sadece ben şu noktadayım Gökhan'cığım. Bizim ya bizim misyonumuz ne? Doğru değil mi? Doğruyu söylemek. Hı-hı. Yani bir iletişim stratejisi kurdular bu akşam. Biz de bu iletişim stratejisinin çökmesini sağlıyoruz. Şu anda yaptığımız şey o. Neden çökmesini sağlıyoruz? Çünkü doğru değil. Doğru olsa biz de peşine takılırdık. Ey Erden Timur, senin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı'yla ne işin var kardeşim derdik değil mi? Derdik. Dedik bunu, çok dedik. Geçen sene demedik mi abi Burak Elmas'a? Senin ne işin var Nihat Özdemir'le? Gittin orada ellerin niye el pençe divan duruyorsun demedik mi? Dedik. Biz doğrunun yanındayız. Doğru ne? Bugün Türkiye Futbol, bir kez daha tekrar ediyorum. Belki yeni açanlar vardır. Doğru şu. Erden Timur sezonu diye Fenerbahçe'nin iletişimcilerinin WhatsApp gruplarına attığı bu fotoğraf belki de yani kimsenin günahını almayayım ama oradaki temsilcilerinden gelmiş olabilir. Her şey planlı programlı olabilir yani. Anlatabiliyor muyum? Bu teşekkür ederim Fatih. WhatsApp'tan fotoğrafları servis edip
Altına Erden Timur hashtag'i, Erden Timur sezonu hashtag'i yapıyoruz. Çünkü Erden Timur zaten üzerinde çalışılan bir şey. 15-20 gündür. Dikkat edin abi. Fenerbahçe'de medya mensuplarına bir bakın. Fenerbahçe, yani yönetime yakın medya mensupları ne yapıyorlar? Erden Timur'u hedef alıyorlar. Niye Erden Timur'u hedef alıyorlar? Çünkü kurguyu bozdu. Yani bozdu adam. Allah'a var. Helal olsun Erdem Bey'e. Kurguyu bozdu. Bozarım dedi. Başınıza yıkarım dedi. Bugün Fenerbahçe Gaziantep'te sallandı. Daha dur. Bak Fenerbahçe şampiyonluktan koptuktan sonra en büyük silah cepten çıkacak. En büyük silah ne biliyor musun? Kullanıyorlar ya sürekli. İşlerine gelince çıkartıyorlar. Şampiyonluk. 20. şampiyonluk. 5. şampiyonluk. Ya onu da dolaşıma sokacaklar. Bugün dolaşıma Erden Timur'un Ahmet Altıntop fotoğrafını soktular. Ve bunu ne yapıyorlar biliyor musun? Bana şimdi yüzlerce Fenerbahçe taraftarı bunu konuş filan diyor. Konuşuyorum. Açarsanız dinlersin. Bunu konuştu. Bak böyle de yani trolleriyle beraber büyütmeye çalışıyorlar meseleyi. Biz her zaman doğrunun yanında olmaya çalışıyoruz. Ya Allah bizi izleyicilerimize mahcup etmesin. Bizim bütün dünyamız bunun üzerine kurulu. Allah'a emanet ol. Hoşçakalın. Sen de. Bay bay kardeşim.